Ha geldi işte Meryem Hanım. Ha geldi işte geldi. Fatma Gül nerede? Ah, çok yorgun. Yemeğe inmek istemedi. Odasına söyledik yemeğini orada yiyecek. Öyle olsun bakalım. Siz ne söylediniz? Sizi bekledik söylemek için. Ah çok teşekkürler. Ben balıklara baktım mutfakta çok taze. Balık yiyelim o halde. Çok güzeldir bizim buranın balıkları çok güzel. Kerim nereye? Geleceğim abla şimdi. Bana bak yemeğini söyle de öde git bari. Ne söylüyorsanız ondan söyleyin. Allah Allah şurada kaç kişiyiz bir toplanıp yiyemedik ha. Zeytinyağlı yemek isterseniz şuradaki dolapta. Aa isterim. Bakalım. Olur. Mukaddes Hanım? Yok hiç kalkacak halim yok. Siz ne seçerseniz kabulüm. Kadir Bey ne efendi adam değil mi? Ne efendi adam. Meryem ablam yemeğe gelmeyeceğini söyledi de hasta falan değilsin değil mi? Değilim. Ben de merak ettim. Merak etme iyiyim. Ya bugün seninle hiç yalnız kalıp konuşamadık. İki dakika gelebilir miyim? Yani kapıda kalmamak için. Fatma Gül. Sen bana inanıyor musun? Seni onlardan biriyle görünce çok öfkelendim. Sinirden titredim. Sonra kendime niye bu kadar kızıyorum ki dedim. Onlardan biri işte. Bunu bir daha söyleme olur mu? Söyleme. Sonradan anladım ki İnanmak istediğim için o kadar kızdım, kırıldım. Sana gerçekten inanmak istediğim için. Sonra bir de o gelip senin o gece bana bir şey yapmadığını söyleyince yine kızdım. Sen gönderdin zannettim. Sen de defalarca söylemiştin ama onun ağzından duymak sinir etti beni. Sana o kadar inanmak isteyip bir türlü ikna olamazken onun doğrulaması gücüme gitti. Gerçeği öğrenmek için düşmanıma mı muhtaçtın? Onun için kızdım kendime. Mahkemede doğruyu söyleyecek. Kadir abi temkinli yaklaşıyor ama ben Vural'ın mahkemede doğruyu söyleyeceğine inanıyorum. Çünkü bizim için umutlanıyorum. Biliyor musun? Bugün tutuklanma kararı çıkınca o kadar rahatladım ki. Kadir abi eğer suçsuzluğumuz patlanırsa onlardan daha az ceza alacağımı söylüyor. Zaten benim için hapis atmak çok da önemli değil. Hem tek korkum uzak kalmamız. Hem tek korkum Fatma Gül, tek korkum beni hapisteyken boşamak istemem. Bunu yapma olur mu? Sana defalarca seni bırakmayacağımı söyledim. Bunu yapma tamam mı? Bir an önce şu işler olsun bitsin istiyorum. Gerisini düşünemiyorum bile. Bitecek. Bak gör. Yaşadığımız şu her şey gelip geçecek ve biz seninle yepyeni bir hayat kuracağız. Ben sonrasında ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Buraya gelmek çok canımı acıttı benim. Tüm kaybettiklerimi hatırladım.
yeniden yaralarımı sızladı. Ama bir yandan da çok farklı hissettim. Ben bütün hayatı burada zannederken... aslında yeni bir hayatı yaşayabileceğimi de öğrenmişim. Bunu anladım. Buraya dönmek, eve gelmek gibi gelmedi bana. O kadar uzaklaşmışım ki... burada hiç yaşamamışım gibi. Hiç evim olmamış gibi. Sanki benim evim hepmiş. O göksu kenarındaki evmiş gibi hissettim. O kadar yabancılaşmışım ki buraya. Şimdiden orayı özledim. Gerçekten mi? Öyle düşünmene çok sevindim. O zaman şunlar bir bitsin. Seni göksu kenarındaki evine götüreceğim. Yemeğin geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle koyabilirsiniz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Keşke bize beraber... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.